Değerli misafirlerimiz, sevgili katılımcılarımız, Kırıkkale Üniversitesi'nin öğrenci topluluğunun bu anlamda anlamlı olduğu kadar da bizim için çok duygulu çalışmasına, etkinliğine davetimize icabet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulum adına saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aktüel bir konu. Çünkü şu anda Ukrayna'da olan savaş sadece lokal, yerli bir konflikt değildir. Şu anda Ukrayna'da Ukrayna kahramanları, askerleri ve onların arasında Türkiye halklarının temsilcileri de bulunmaktadır. Azerler, Kırım Tatarlar, diğer Türkiye milletlerinin temsilcileri. Şu anda onlar da Ukrayna geleceği için savaşmıyorlar. Tüm Avrupa ve dünya için, geleceği için savaşıyorlar. Çünkü düşman gerekli bir şekilde cevap almazsa Ukrayna'da daha devam edecek, daha kendi agresif politikasını sürdürecek diye düşünüyoruz. Ve bu savaşta çok mühim bir nokta Kırım'dır. Kırım'la her şey başladı ve inşallah Kırım'la her şey bitecek. Ben eminim Ukrayna birleşti. Ve o kadar küçülük oterildi. Kherson'u da boşatacağımız, azat edeceğimiz, Donbas'ını da azat edeceğimiz, Kırım'ın da azat edeceğimiz ve bütün Ukrayna'nı Rusya'dan uzup alıp Avrupa'ya yakınca olacağımız ve Avrupa Birliğine üyesi olacağımız. Ben buna eminim, öyle de olur. Bu yıl Rusya Ukrayna'ya karşı geniş çaplı, korkunç ve kanlı bir savaş başladı. Ve bu başta Kherson bölgesi olmak üzere Ukrayna'nın diğer bölgelerinde yaşayan Kırım Tatarlarını tehlikeye attı. Ukrayna'nın tüm vatandaşları, Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarını Rus saldırılarına karşı omuz omuza duruyor. Ne yazık ki hepimiz özgürlük için yüksek bir bedel ödüyoruz. Kırım Tatar diasporası Ukrayna'daki soydaşlarının ve Ukrayna'nın derinişi desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ukrayna'nın bağımsızlık savaşındaki zaferi aynı zamanda Kırım Tatar halkının zaferi. Evet sevgili katılımcılar, aynı zamanda bizim sülalenin bir kısmına da Kırımgil derler. Bizim sülalemiz de Kırım tarafından gelmek, bir ailenin, bir ferdin belediye başkanı olarak da bugün ev sahipliği yapmaktan dolayı gerçekten onur duyuyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Barış içinde yaşayalım diyorum. 1783 yılında Rusya İmparatorluğu'nun Kırım topraklarını ilhak etmesiyle oradaki zulüm ve zalim başlamış. İlk etapta oranın ileri gelenleri sürgüne uğratılmış. Sonrasında orada yaşayan insanlar da yavaş yavaş oradan uzaklaştırmak için bir takım baskılara maruz bırakılmış. Benim Kırım'da mecitte daha çocuklarım kaldı. Bir oğlum, bir kızım, onların torunlarım işte. İnşallah ben öyle düşünüyorum. Kırım serbest olur ve biz hepimiz geri kaytırmız. Sizin de davet ediyorum. Hepiniz Kırım'a geliniz, misafir olunuz. Kırım'da hiçbir zaman kitlesel Rusya yanlısı bir gösteriye ben tanıklık etmedim. Ben Kırım'ın işgali sırasında İlmağa ve Yana Hanım oradalardı tabii ama ben Kırım'ın işgalinden daha önce gitmiştim ve Kırım'ın işgalinin
yani askeri işgalin sonlanmasına doğru geri döndüm. Ve orada olduğum sürece hiçbir zaman sayısı 1000 kişinin üzerine çıkan bir Rus topluluğu mitingi falan görmedim. Dönemin Zelenski danışmanlarının da, dönemin Putin danışmanlarının da yanıldığı bir nokta. Ve bugün Şubat ayında bizim Türkiye'deki Rusya asla saldırmaz diyen bütün uzmanlarımızın da yanıldığı nokta Ukrayna halkı ile ilgili hiçbir fikir sahibi olmamalarıydı. Yani Ukrayna halkını hiç tanımamışlardı bence ve Ukrayna halkının büyük direnci sayesinde Zelenski yönetmiş Stammeyer formülünden vazgeçmek, reddetmek zorunda kaldı. Oysa ki Kuçma 3 taraflı temas grubunun üyesi olarak kabul edildiğini açıklamıştı. Fakat Ukraynalılar parlamentoyu ablukaya aldığı zaman bundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Ve böyle olduğu noktada tabii ki Rusya'nın saldıracağını biz şahsen bekliyorduk. Bilmiyorum yani beklemeyenler neye dayanarak beklemiyordu ama biz bekliyorduk. Yani Ukrayna'yı yıllardır çalışan, bu bölgeyi bilen insanlar bekliyorduk. Nitekim bu da gerçekleşti. Şubat ayında biliyorsunuz hepinizin malumu Rusya işgali gerçekleştirdi ve ilk günlerde aslında işgalin hedefi de 3 günlük Blitzkrieg yani yıldırım operasyonuyla Kiev'i işgal etmek. Aslında Kiev'i işgal etmek değil, Kiev'deki yönetimi devirmek, orada bir kukla iktidar oluşturmak, Kiev'de gidip oturmak. Nitekim Amerikalıların, Batılıların Ukrayna yönetimine de teklifi bu. Zelenski bence hayatının en akıllı hamlesini yaparak orada bir, bazen bizdekilerin dalga geçerek söylediği komedyenden bence bir kahramana dönüştü. Hayatının en doğru hamlesini yaptı. İşte tarih bazen böyle de karşımıza çıkartabiliyor insanları ve o hamleyle Lviv'e gitme teklifini reddederek kendi halkının kahramanına çevrilmeyi, önderine çevrilmeyi başardı. Ve böylece bundan sonra Rusya'nın ilk önce 3 günlük Moskova'yı, Kiev'i işgal planı suya düştü. Ardından Kiev'e Çerniyiv'den çekilmek zorunda kaldı. Buça ve İrpen katliamlarını tabii ki unutmuyoruz bu noktada. Kiev'e Çerniyiv'den çekilmek zorunda kaldı. Tabii bunu biz güya iyi niyet göstergesi olarak çekilmek zorunda. O çekildiğini ilan etti. Tabii ki değildi. Çaresizlikten çekildi o noktadan. Savaşan bir ülkeyle Ukrayna savaşabildiğini cephede gösterdi. Ancak terör örgütüyle, bir terör devletiyle mücadele etmek çok kolay değil takdir ederseniz ki. Ve bu noktada da tabii ki artık böyle söylemek mümkünse dananın kuyruğunun koptuğu nokta bu. Rusya Ukrayna'ya mağlup devlet olarak tarihe geçmekten utanıyor şu an. Yani bence Putin'in kafasındaki şu an en büyük problem o. Yani en büyük problem şu an nasıl yani ben Ukrayna'ya mağlup oldum. Türkiye'nin Kırım'ın işgalindeki ve Ukrayna'nın işgalindeki pozisyonla ben kabul edilen ve devleti bağlayan kararlar açısından bakıyorum, yaklaşıyorum. Ve bence aslında televizyonlara çıkarak Türkiye'nin pozisyonunu kendi çerçevesinden, Avrasyacılıktı bilmem neydi işte o çerçevelerden yorumlayan insanlar, Türkiye'nin pozisyonuna en çok zarar veren insanlar. Çünkü Türkiye Kırım'ın işgalini kabul etmediğini dünyaya duyuran ilk ülkedir. Türkiye, Ukrayna topraklarının işgalini reddeden, çok sayıda BM kararlarının yazan ülkedir. Bakın imza atan ülke değil, yazan ülkedir. Yani Rusya Kırım'ı aldığının o ayında, Temmuz 1783 ayında, daha o ay, daha sonra bile, bir ay bile beklemeden ilk işi ne oldu biliyor musunuz? Kırım'ın, güzel Kırım'ın güneyindeki Akyar mevkiinde Sevastopol şehrini kurup orada Karadeniz filosunu kurdular. Karadeniz filosunun bir tek amacı vardı. İstanbul'u almak. Bu Sovyet zamanına kadar geçen bütün tarih Kırım Tatarlarını Kırım'dan kovma tarihidir. İşte onun için bu salonun muhtemelen en az yarısındaki insanların dedeleri işte bu sebepten Kırım'dan çıkartıldılar. İşte bu planların önünde engel oldukları için çıkartıldılar. İstanbul'u almak için 1783'te kurmuş oldukları Karadeniz filosunun ki 30-40 bin askeri de barındırır, oradan çıkarılmaması için her şeyi yaptı. Ve bu şartlar altında Putin iktidarına gelindi. Putin iktidarına gelindi derken, hemen şunun altını çizelim. Ukrayna-Rusya savaşı diye her yerde duyuyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşı diye bir şey yok, kimse kendini kandırmasın.
tamamen tek taraflı olarak zerre kadar tahrik edilmeksizin, zerre kadar haklı sebebe dayanmaksızın vahşi ve emperyalist ve saldırgan bir ülkenin bağımsız bir ülkeye saldırısı var. Bunun dışındaki her Türk konusu olan Ukrayna'nın da, Azerbaycan'ın da, Baltık ülkelerinin de, Orta Asya'nın da hiçbirisinin olmaması gereğidir Putin'in gözünde. Onlar olmaması gereken şeylerdir. Adamın ağladığı şey Sovyetler Birliği'nin dağılmış olmasıdır. Bu gizli bir şey de değil. Her yerde söylediği 20. yüzyılın en büyük trajedisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır diye her yerde beyanı var. Kırım Tatarları dünyada Rusya emperyalizminin ne olduğunu en iyi bilen insan gruplarından birisidir. Çünkü o emperyalizm, Rusya şövenizmi doğrudan doğruya başka birçok diğer halkı olduğu gibi de Kırım Tatarlarını yok etmeyi hedeflemiş. Bunun için şimdiye kadar 200-300 senedir her şeyi yapmış olan bir rejimdir. Kırım Tatarlar onu çok iyi bilir. Başkalarının masallarla dinledikleri şeyi Kırım Tatarları yaşayarak, acılarla öğrendiler. Asla ve hiçbir şekilde Kırım'da Rusya idaresini Kırım Tatarları asla istemedi. Hiçbir şekilde istemedi. Çünkü başına gelecek şeyleri çok iyi biliyorlardı. Olanlar da bu şekilde oldu zaten. Rusya Kırım'a geldikten sonra ilk işlerinden birisi Kırım Tatarlarına ait her türlü serbest medyayı, her türlü ses çıkarabilecek yeri susturmak oldu. Kırım Tatarlarının gerçekten dünyaya örnek olacak şekilde, bu dünyaya örnek olacak lafını boşuna ve retorik olarak söylemiyorum. Niye söylediğimi gerekirse sorarsanız anlatırım. Kurulmuş olan, halkın iradesiyle kurulmuş olan Kırım Tatar Milli Meclisi'ni kapattı, kapatmakla kalmadı. Terörist ilan ettiler. Şimdi terörist ilanı o kadar komik bir şey ki. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin en önemli özelliklerinden birisi, Sovyet döneminde de, Sovyet sonrası dönemde de kayıtsız şartsız demokratik çizgide olmasıdır. Kayıtsız şartsız hürriyetlere inanmasıdır. Kayıtsız şartsız hiçbir halkın, hiçbir dinin mensuplarının hakarete uğratılmaması, uğratılamayacağı prensibi üzerinden hareket etmesidir. Kırım Tatarlarının sesinin çıkmaması için her şey yapıldı. Ekonomik yönden hali vakti olan insanlar susturulmak, bastırılmak için her şey yapıldı Kırım'da. Kırım 8 senedir işgal döneminde Kırım Tatarları için gerçek bir cehenneme çevrildi. Ama bu dış dünya tarafından hiçbir şey yokmuş gibi yine havaya bakıp ıslık çalarak geçirildi. Kırım Tatarlarında, Kırım'da Rusya'nın idaresinin daha fazla devam etmesi Kırım Tatarları için maalesef ve maalesef mutlak ölüm manasına gelir. Yani Kırım'da Rusya idaresinin işgalinin en kısa zamanda, mümkün olursa bir saat öncesinde muhakkak bitirilmesi lazım. Yoksa bu halk yok olacak. Sizin kardeşleriniz yok olacak. Bunu idrak etmediğimiz sürece savaşı asla anlayamayız. Ukrayna'nın zaferi herhangi bir ülkenin diğerine zaferi falan değildir. Bu Kırım'ın kurtuluşu için, başka yerdeki insanların kurtuluşu için yegane imkandır. Kırım'ın kurtuluşunun şu anda başka bir imkanı yok. Kimse masal okumasın. Bazıları şöyle masal anlatanlar da oluyor. İşte Kırım'da, Ukrayna'da olmasın, Rusya'da olmasın, Kırım anlıyorsun. Peki tamam, hemen isteyelim, bize yarın birisi tepsinin içinde bunu versin. Böyle bir ihtimal yok şu anda. Böyle bir imkan yok. Rusya işgalinden sonra, daha savaş başlamadan 30 bin Kırım Tatarı, bunların içinde iki tanesi ya da üç tanesi daha fazlası şu anda salonumuzda, Kırım Tatarı Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı. Şu anda ne kadar zaman, birkaç hafta önce Putin mobilizasyon, yani askeri seferlik ilan ettiği zaman Kırım'dan askere zorla aldıracağı insanlar içinde %90 Kırım Tatarı vardı. Yani nüfusun şu anda %15'ini teşkil eden halktan %90 insan. Yani istedi ki bu insanlar kendi kardeşlerine karşı savaşsınlar, yok olup gitsin. Geri kalan da kaçan da kaçan. Sürekli yaptığı bluflar vardı. Hala da yapmaya devam ediyor. Bu kırmızı çizgimizdir. Asla burası geçilirse dünya savaşı çıkar. Şu olur, bu olur, bilmem ne olur. Her seferinde geri adım attılar ama. Bu kırmızı çizgiler çekile çekile gidiyor. İnşallah bu kırmızı çizgilerin tamamı Ukrayna sınırlarında dışına kadar gider.
Biz burayı ilhak ettik. Burası artık Rusya toprağıdır. Buraya kimse giremez. Girerse nokta nokta her şey olabilir. Herson da öyle yaptılar. Yani bütün bu blöflerin karşılığında Batı yani Ukrayna'ya çok yardım etti dediğimiz Batı ancak sınırlı yardım etti. Hala da şey yapıyorlar. Fazla da yardım etmeyelim. Kırım'ı alırlarsa bu sefer Rusya'yı iyice kızdırırız. Kırım Tatarları dedelerinin, babalarının kanlarıyla sulanmış o toprakları göz göre göre insanlığın şu andaki en büyük canisi olan Putin iktidarına teslim edemez. Osmanlıların torunları dedelerinin, babalarının kan döktüğü o toprakları bir insanlık suçlusuna teslim edemez. Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Ama bugün Ukrayna'nın verdiği savaş insanlığın savaşıdır. Tarafsız falan değiliz. Ben olamam tarafsız. Zalimle mazlum arasında ben tarafsız olamam. Olmayı isteyen varsa olsun. Ama bu savaşta zalimin muhakkak yenilmesi lazım.